Selamlar. Şimdi iPhone 13 Pro Max almayı düşünüyordum 1 TB. Sonrasında araştırdım, iPhone 13 ile 14 arasında fiyat farkı aslında 256 MB, 256 GB, hemen hemen yakınmış. Ondan sonra gittim Zorlu Center'daki yerine sordum ama orada olmadığından dolayı internete girdim. Ondan sonra şuradan satın al kısmına girdim. Zorlu Center'da yoktu tabi. Buradan satın al seçip 14 Plus değil tabi, Pro Max olaraktan seçtim. Ve 16 Aralık'ta siparişini verdim. Ve elime 9 Ocak'ta teslimatı yapıldı. Apple'ın sitesine girip şurada iPhone 14 Pro Max olaraktan seçtik. Ondan sonra özellikleri yazıyor zaten burada. Satın al kısmına girdiğimiz zaman 39,99'dan başlıyormuş. Ama tabii özellik ve hafızayı eklediğimiz zaman şöyle yükselmeye başlıyor. Renk olaraktan derin moru seçtim ben. Ondan sonra 256 GB seçtim. 46, 599, 20 bin lira da vergisi. Kutu içeriği de bu kadar. Bir tane kablo ve telefon. Sonrasında takip numarası paylaşılıyor mail adresinde. O mail adresinden de takibini yapıyorsunuz. Ben siparişi 16 Aralık'ta vermiştim. 18 Ocak teslimat görünüyordu ama 9 Ocak'ta, yani bir ay sonra iyi görünüyordu ama 9 Ocak'ta teslimatı yapıldı. USB kargo tarafından geldi. Şöyle bir kutuda. Şimdi böyle açıyoruz. Ama telefon içinde. Şöyle gösteriyorum. Şuradan da açısını yapıyoruz. Moru güzel bir renk. Tarafta böyle. Evet, yeni telefonumuz. Bakalım, biraz inceleyip ondan sonra çözmeye çalışacağız. Burada da kablomuz. O nedir? Kitapçığımız mı? Kitapçığımız. Ha, yok. Bu ana sayılması. Ondan sonra burada. Evet, tabii ilk defa iPhone'umuz olduğu için en son 3G vardı. iPhone'un. Şimdi de 14'e geçtik bakalım. Şimdi iPhone 14 Pro Max kardeşimizin. SIM kart yuvası burası ve nasıl açıldığını beraber yapalım. İçinde ayrıca bir zarf çıkıyor. Bu zarfın içinde demiri var. Şöyle demiri çıkartalım buradan. Sonrasında buraya bastırıp açıyoruz ama şimdi tekerle çek, tekerle yap, olmuyor. Biraz zor oluyor. Şöyle durduralım. Şimdi şuraya geliyoruz. Takıyoruz ve bir iki saniye basılı tuttuktan sonra
Şuradan açıyoruz. Sim kart yuvası burada. Çift sim kartı mı bu acaba? Olabilir belki. Yok. Değil herhalde. Onu da öğreneceğiz inşallah. Şuradan taktığımızda oturuyor sim kart yuvası. Ve böyle tekrardan geriye takıyoruz ve ilk açılışı yapıyoruz. Hadi bismillah. Tabi açma düğmesi burasın işte. Burada galiba. Heh, açma düğmesi buradaymış. Elmayı gördük. Evet. Ama sayılmasını gördük. Ön kestirmiş. Evet. Kalmaz. Sim kartı da böyle takmış olduk. iPhone'un ilk açılışı da bu. Japonca bir şeyler yazıyor mu? Yok, Japon değiliz kardeş. Türkçe. Ülkemizi seçelim. Dil ayarlanıyor. Sürdür yapıyoruz. Burada bağlanıyoruz. Katılı yapıyoruz. Wi-Fi'ye bağlanıyor. Sonra sürdür yapalım. Daha sonra ayarla. Parola yarat. Uzun sayısal kod 4 bas. Sayısal kod olsun. Programımıza girdik. iCloud. Herhangi bir şey yok. Gerekli işlemleri yapıyorum şimdi. Ayarlama yapıyor. Bir sonraki videoda açılışa devam edeceğiz. Burada Siri'yi de ayarlıyorsunuz. Şimdi açmam. Ayarlamak istemiyorum. Ekran süresi ne? Sürdür. Hepinize paylaşma. Koyu renk seçelim. Sürdür. Büyütülmüş. Standart olsun. Bayağı bir her şeyi ayarlıyorsun. En sonunda hoş geldik. Yukarıya kaydediyor ve böylece başlamış oldu. iPhone 14 Pro Max.